cesaret, gençler sana emanet. Kılıçdaroğlu, hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Çok çok teşekkür ederim. Bakınız, çok kamplaştık, çok kutuplaştık. Birbirimizi sorgulamaya başladık. Komşumuzu sorgulamaya başladık. Arkadaşlarımızı sorgulamaya başladık. Ya biz aynı ülkede, aynı atmosferde, güzel bir coğrafyada beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dostlukta yaşamak istiyoruz. Atalarımız ne güzel demiş, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya komşunun kimliğini sorgulamaya başladık. Emin olun, bu ülkeye baharı getireceğim bu ülkeye. Bu ülkeye huzuru getireceğim bu ülkeye. Bu ülkede herkesin inancına, kimliğine saygı duyacağız. Hep beraber duyacağız. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye. Her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye. Annelerin çocuklarını güven içinde okula gönderdikleri bir Türkiye. Yoksulluk derinleşti biliyorum. Ailelerde büyük sıkıntılar var biliyorum. Üniversiteyi bitiren evlatlarımız iş bulamıyor. Yıllardır bunu biliyorum. Bütün sıkıntıları biliyoruz. Bakınız, az önce Zonguldak'tan geldik buraya. Ya Allah aşkına, yerin altı kömür dolu. Güney Amerika'dan kömür geliyor. Güney Afrika'dan kömür geliyor. Rusya'dan kömür geliyor. 5000 işçi alacağımızın sözünü verdim orada. 5000 işçi alacağımızın. Bir de bize milliyetçilik dersi veriyorlar değil mi? Önce senin insanın karnı doyacak. Bu ülkenin insanının karnı doyacak. Bu ülkenin insanının işi, gücü ve aşı olacak. O nedenle başka bir sözüm daha var. En geç 2 yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Onlar yapamıyorlar, beceremiyor, umutlarını oraya bağladılar. Onlar oraya umutlarını bağladılar. Bizim umudumuz sizsiniz. Geleceğimiz sizsiniz. Karar verecek olan da sizsiniz. Kemal Dede, Çankaya'da çay içeceğiz mi diyorsun? Söz söz. Çay içeceğiz, hep beraber içeceğiz. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylar bize göre değil. Ben hak gibi yaşarım. Sizler gibi yaşarım. Evim, barkım, çoluğum, çocuğum, her şey sizler gibi. Her şey. Bir şey söyleyeceğim gençlere. Buraya gelmeden önce baktım. Benim de dersimi çalışmam lazım tabii. Gençler, 9930 genç ilk kez Bartın'da sandığa gidecek, oy kullanacak. Yani yaklaşık 10.000 genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Şimdi gençler, siz demokrasiden yana mısınız? Özgürlükten yana mısınız? Kardeşlikten yana mısınız? Her evde huzurun, her evde bereketin olmasından yana mısınız? Kadın erkek eşitliğinden yana mısınız? O zaman benim size bir sözüm var. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacak. O hedefi gerçekleştireceğiz. Beraber gerçekleştireceğiz. Birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca gençler, size şunu da söyleyeyim. Sandığa gidip oy kullanacak ilk kez 5.300.000 genç var. 5.300.000 genç otoriter bir yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gidip oyunu kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ama o ülkenin gençleri, Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler diyecekler. Dediğim gibi gençler, dünya siyaset tarihine bir armağan bırakacaksınız. Bunun için hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Bay Kemal de hazır. Sakın unutmayın. Beraber
Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü ülkenin büyümeye ihtiyacı var. Ülkenin kalkınmaya ihtiyacı var. Ülkenin fakirleşmeye değil, zenginleşmeye ihtiyacı var. O nedenle kaynakların doğru kullanılması lazım ve yerinde kullanılması lazım. Bunun için bütçelerin sağlıklı yapılması lazım. Artı herkesin rahat geçinebileceği bir gelire sahip olması lazım. Buna karar veren organ siyasi otoritedir. Unutmayın. Paranın kime, hangi gruplara, hangi kesimlere aktarılmasına karar veren organ siyasi organdır. Bu siyasi organın bu kararını şekillendirdiği kanun adı da bütçe kanunudur. Dolayısıyla ben emekliye ta 2015 tarihinden bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar ikramiye verin dedim. Emekli var mı aramızda? Maşallah. Birer maaş ikramiye verin dedim. Önce para yok, para nerede? Bir sürü gerekçe uydurdular. Sonra baktılar ki bu Kılıçdaroğlu bu işin arkasını bırakmıyor. Birer maaş 1000 lira verdiler. Sonra seçim zamanı geldi. Biraz artırdılar. Dedim ki asgari ücret kadar vereceksiniz. Asgari ücret. Adı üstünde. Asgari ücret yılda 2 sefer veriyorsun zaten. Biraz artırdılar ve öyle kaldı. Okuyacağım birazdan. Ondan sonra ben asgari ücret kadar emekliye ikramiye verilmesi gerektiğini söyledim, vermediler. Ve ben söz verdim. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bütün emekliler aylıklarını çekmeye gittiklerinde 15 bin lira parayı kendi hesaplarında görecekler. 15 bin lira parayı. Para var arkadaşlar. Türkiye zengin bir ülke. Hayat pahalılığının bütün sıkıntısını çeken ev kadınlarıdır. Ev kadınlarıdır. Büyük sıkıntı çekerler. Yani çocuğu okula gönderirken sıkıntı çeker. Üniversiteyi bitiren oğlu kızı iş bulamamışsa sıkıntı çeker. Çocuğu okula gönderecek beslenme çantasına ne koyayım diye bir sürü sıkıntı çeker. Hayatın bütün sıkıntıları ev kadının, kırsalda çalışan kadının omuzlarındadır. İki sözüm var. Bir, kırsalda çalışan ve gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Yani kırsalda çalışan Karadenizli kadın cebinden 5 kuruş para çıkmadan kırsalda çalıştığı sürece her ay onun sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Ayrıca gençlerin de kırsalda çalışmak kaydıyla gençlerin de sosyal güvenlik primini yatıracağız. Ev hanımlarının aile destekleri sigortası getireceğiz. 1971 yılından bu yana uygulanmıyor. 1971 yılından. Uygulanan politika şu, fakir ailelerin çocuklarını topluyorlar veya fakirleri topluyorlar, televizyon kameralarını çekiyorlar, gel buraya diyorlar, onlara gıda, yiyecek paketler dağıtıyorlar, fotoğrafı çekip yayınlıyorlar. Bu olmaz. İnancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan ailelere en az asgari ücret kadar bir parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek, aylığını çekecek, çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Sosyal devlet dışında hiçbir kadının yoksul olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Dolayısıyla devlet kadının güvencesi olacak. Birileri değil, şu değil, bu değil. Devlet, sosyal devlet kadının en büyük güvencesi olacak. Ve ona her türlü desteği vermiş olacak. Bu ailelerde eğer devlet işçi alacaksa önce bu ailelerin çocuklarını işe alacak. Yani eğer torpilse torpili garibandan yana yapacağız. Evet diyeceğiz, bu ailelerin çocuklarının işe alınması gerekir. Gençler, size bir sözüm daha var. Devlette torpili bitireceğim. KPSS sınavında aldığınız puana göre atamayı yapacağım. Hiç endişe etmeyin. O konuda da sözüm var gençler sizlere. Asla ve asla izin vermeyeceğim. Asla. Asla izin vermeyeceğim. Ayrıca bir şey daha yapacağız. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Bütün köy okullarını. Cumhuriyetin 100. yılında
101 öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün okullarda öğrencilerle öğretmenleri buluşturacağız. Böylece köye daha farklı bir hava gelmiş olacak. Köyün imamı olacak, köyün öğretmeni olacak, köyde ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak, köyde veteriner hekim olacak. Dolayısıyla nasıl öğretmenin aylığı ödeniyorsa diğerlerinin de aylıkları kamu tarafından ödenecek. Hayvanları varsa aşılaması zamanında yapılacak. Toprağı varsa toprak analizi yapılacak. Hangi ürünün ekilmesinden daha çok verim alabilir? Yeni bir ufku başlatıyoruz Türkiye'de. Ne diyorsam ona inanın. Onların kanallarını biliyorum. TRT'yi de biliyorum. Neler yaptıklarını da biliyorum. Bize inanın. Ne söylüyorsak sözümüz sözdür. Biz onlar gibi değiliz. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta. O kadar. Bayrağımız ve vatanımız. Nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Peki bunlar ne yaptı? Süleyman Şah Türbesi'ni bizim topraklardan. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Kaçırırken de bayrağı indirdiler. Ya sen kendi ülkende, kendi toprağını nasıl Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırsın? Nasıl kaçırırsın? Bir de kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Ya sen kim? Milliyetçilik kim? Kimsin sen? Bir şey daha. Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirildi. Ne söyledi? Nota verecek misiniz diye sorduğunda müzik notası mı dedi. Yok çekmeyin. Sandığa gideceksiniz, tepkinizi sandıkta göstereceksiniz. Benim için önemli o. Sandığa gideceksiniz. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu değil mi? Evet. Nefesi nerede aldılar? Putin'in kapısında. Ya şehit olan bizim askerimiz. Vuran Rusya. Eğer özür dilemesi gereken varsa Rusya'nın özür dilemesi lazım. Beyefendi koşa koşa gitti Putin'in kapısına. Putin'in kapısında bekledi. Putin kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kapıda kaç dakika beklettiğini bütün dünyaya gösterdi. Sonra kapıyı açtı. Beyefendi gelebilirsin, oturabilirsin dedim. Bu benim onurumu derinden yaralayan bir şeydir. İnşallah göreceksiniz. Ekrem Başkan da, Mansur Başkan da, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak onlar da görevlerinin başında olacaklar. Ayrıca Millet İttifakı'nı oluşturan Sayın Genel Başkanlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar. Tam 2400 maddelik bir ortak mutabakat metni hazırladık. 2400 madde. Yani iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Tarımda ne yapacağız? Üretimde ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Ambulans mı? Evet, buraya bir sağlık görevlileri bakabilirse. Evet. Bütün bunlara bakacağız ve Türkiye'ye gerçekten zengin Türkiye'yi daha da zenginleştireceğiz. Kaynakları daha iyi bir pozisyona getireceğiz. Şunu sakın unutmayın. Bu beşli çeteler ve yandaşları paraları çalıp yurt dışına götürdüler. Sanıyorlar ki Bay Kemal o paraları getirmeyecek. Son kuruşuna kadar getireceğim o paraları. Son kuruşuna kadar. Milletin parasıdır o. Son söz. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Şimdi onlara da sesleniyorum. Benim söylediğim onlar da söylesinler. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim desinler bakayım. Diyemiyorlar. Diyemezler. Kılıçdaroğlu betimlediği bu güzel tabloyu sizlere takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Bartınlılar. Hoşça kalın diyoruz.